Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, kapitalizm ve komünizmle milli ekonomi modeli arasındaki farkları anlattı. Trabzon'dan canlı yayınlanan Diyalog özel programına konuk olan BTP lideri son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu gündeme ilişkin. İşte Profesör Doktor Haydar Baş'ın gündeme damga vuracak açıklamalarından bir bölüm. Niçin kapitalizm veya komünizm değil de milli ekonomi modeli diyoruz? Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Trabzon'dan yayınlanan ve gazeteci yazar Muharrem Bayraktar'ın sunduğu Diyalog özel programına konuk oldu. Programda kapitalizm ve komünizmle milli ekonomi modeli arasındaki farkları anlatan BTP lideri çarpıcı açıklamalar da yaptı. Haydar Baş önce kapitalizm ve komünizm sistemlerinin temel özelliklerini anlattı. Dünyada bütün hesaplar sermaye üzerine dönüyor. Yani kapitalizmin merkezinde de sermaye var, komünizmin merkezinde de sermaye var. Şimdi Batı dünyasına bak, dev şirketler vardır. İşte bu dev şirketler kapitalizmi temsil ederler. Peki bu dev şirketler ne yapar? Parayı belli insanların elinde bloke edebilmek için artık gerek girdisi, gerek çıktısı, pazarlaması, üretimi neyse bununla birlikte hakimiyetini bir veya birkaç insanın elinde tutmak içindi bütün bu gayretler. İşte o insanlara da diğer insanlar işçi olarak köledir. Onların adına çalışır. Batı dünyasında bu böyle var. Uzak Doğu'da var, Orta Doğu'da var. Kısaca bugün dünyanın hakim olduğu, dünyada hakim olan sistem kapitalizmdir. Evet. Neymiş bu? Bireylerin güçlenmesi, güçlü olan bireylere insanların hizmet etmesi. Peki komünizm nedir? Komünizm şudur. Orada bireyler değil, devlet güçlenir. Güçlü olan devlete de bireyler hizmet eder. Yani birinde tepeye insanı çıkartmak isterler, birinde de devleti çıkartmak isterler. Her ikisinde de vatandaş ezilmeye mahkumdur. Hak ettiğini alamaz. Onun için hayatta çok ciddi bir mücadele vardır. Zaman içerisinde iki sisteme de karşı çıkma olmuştur. Ancak sistemi ayakta tutan unsurlar, yani kişiler, paranın da başında olduğu için, sermayenin de başında olduğu için, suyun başında olan insan gibi kestiğinde, yani vücuttaki kan hareketi duruyor. Yani hareket kabiliyeti sıfırlanıyor. İşte o bakımdan 200 seneden bu tarafa kapitalizm insanların kanını isteyerek veya istemeyerek emiyorlar. Peki kapitalizm hangi dünyanın veya hangi akaidin unsurudur? El cevap, Hristiyanlığın dünyaya ekonomi tarzında yansıma şeklidir. Ve bunun kurucusu bir papaz, Malthus'tur. Bu açıklamalarının ardından milli ekonomi modelinin dayandığı temelleri anlatan Profesör Doktor Haydar Baş şöyle konuştu. Sistemi bilen arkadaşlar hiçbir zaman kapitalizmin ve komünizmin veya sosyalizmin milli ekonomi modeline denk olmasını kabul etmesi asla mümkün değil. Birinde dediğimiz gibi bireyler, fert yani imparatorluğu, diğerinde devletin imparatorluğu, halk da bu iki efendim gücün elinde kullanılan birer vasıtadır. Milli ekonomi modelinde ise bireylerin tamamına devlet hizmete mecburdur. Yani devleti kalkındırmak bir amaç değil, bireyi kalkındırmak amaçtır ve bu konuda devlet de hizmetkardır. Milli ekonomi modelindeki devletle kapitalizm ve sosyalizmdeki devlet hiç birbirine benzemez. Yani 180 derece birbirinden farklıdır. Bunun için de insanlığın en kısa zamanda bu batıl hayattan kurtulabilmesi için
ekonomide Haydarizm adıyla anılan sisteme acilen geçilmesi lazımdır. Dünyada aşağı yukarı 120 tane ülke bu sisteme kısmen de olsa geçmektedir. Birinci ülkeleri efendim tamamını yakını hayatına geçiriyorlar. Rusya'nın tavsiyesiyle beraber. Güney Amerika ülkeleri keza öyle. Bugün Avrupa'da başladı işte, Fransa başta olmak üzere. Neden? Çünkü artık kapitalizmde insanlar mutlu olamıyor, aradığını bulamıyor, karnı doymuyor, sırtı çıplak. Kısaca modern köleliğe artık dünyanın son vermesi için milli ekonomi modeline dönüşün de zaruri olduğu bilim adamları tarafından ifade ediliyor.